gördüğümüz ilk uçak Cessna 195. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasından üretilmeye başlanan bu kuyruk tekerleğine sahip uçak, o dönemin iş adamları için tasarlanmış, 1950'li yıllara kadar da imalatta kalmış ve toplam 1180 adet üretilmiş. Önemli uçağımız ise T-6G. Harvard olarak adlandırılan bu uçak, 2. Dünya Savaşı'nın efsane tasarımlarından biri ve temel uçuş eğitim uçaklarından biri Türk Hava Kuvvetleri de kullandığı, hemen yanında ise sarı rengiyle Aviat Husky. Bu seneki gösterilerde bu uçak havadan atılan bir tuvalet kağıdını keserek sahneye çıkıyor ve karşımızda da P-51 Mustang, dünyada neredeyse 20 civarında uçabilen P-51D var. İşte o uçaklardan biri de Sivrihisar'daki müzede. Bu uçak aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda çeşitli Alman Hava Kuvvetleri'ne ait 8 uçağı da düşürmüş. Gerçekten gazi bir uçak. Ve bu uçağın muhteşem sesini de bu havacılık gösterilerinde dinleyeceğiz. Hemen yanında 2 adet Boeing Starman geliyor, duruyor. Boeing Starman başlangıç eğitim uçağı. Çift kanatlı, açık kokpitli ve gerçekten havacılık açısından klasik bir uçak. Bu müzenin envanterinde de bu uçaktan 2 adet bulunuyor. Uçağın kanatlarındaki ve gövdedeki bez kaplama olduğunu hatırlatmamızda fayda var ve ikincisini de burada görüyorsunuz. Gördüğünüz uçak çift kanatlı Antonov 2, dünyanın en büyük çift kanatlı uçağı. 12 yolcu taşıyabiliyor, paraşütçü atabiliyor, ilaçlamada kullanılabiliyor. Gerçekten müzenin önemli parçalarından bir tanesi. Ve bir başka 2. Dünya Savaşı uçağı gazisi, DC-3 sivil adıyla, askeri adıyla C-47 Dakota. Bu uçakta efsaneler arasında geçtiğimiz yıllarda bir dünya turu yapmıştı ve halen Sivrihisar Müze'nin envanterinde bulunuyor. Ve çıkardığı motorlarının görüyorsunuz muhteşem sesiyle çok özel ve anılara sahip bir uçuş gerçekleştiriliyor. C-47'nin hemen yanında ise Türk Hava Kuvvetleri'nde Halef Salef bu uçaklar. CN-235'i görüyorsunuz. Kamuoyunda Kasa olarak da biliniyor bu uçaklar. Hafif nakliye uçağı. Sivrihisar'a gelen bu uçak paraşütçüleri taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibine atışını gerçekleştirdi. Arkadaki rampasından paraşütçüler atlıyor. Çift motorlu bu uçak İspanyol Kasa, o dönemki ismiyle daha sonra Airbus oldu. Ve Endonezyalı IPTN şirketinin ortak tasarımı, ana yüklemeleri kuyruktan hem malzeme hem personel binebiliyor. Ve bu uçaklar sahil güvenlikte ki görevleri deniz karakol ve aynı zamanda deniz kuvvetlerinde de kullanılmakta. CN-235'ler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu aşamada kullandığı önemli uçaklardan biri. Şöyle uçağın dışına da bakıyoruz. Tabii ki uçağın Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından da üretildiğini belirtmemizde fayda var. Uçaklar gri renkleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uçmaktalar. UH-1 helikopteri müzenin en önemli klasik parçalarından bir tanesi ve tabii ki Türkiye'de çıkardığı pat pat sesiyle tanınıyor ve helikopterin camında Keep Calm, Ride On Board, yani sakin olun, helikopterin kabininde bir gelin var. Geçtiğimiz günlerde Ali İsmet Öztürk'ün kızı Senan Hanım evlenmişti ve bu helikopterle damatla birlikte bir Sivrihisar'da uçuş yapmıştı. Onun anısı var. Ve tabii ki sağ kapıda da Ali İsmet Öztürk'ün akrobasi pilotu kızı Semin'in oğlunun Pars, oğlunun adı Pars ve Pars'a hitaben bir sticker yapıştırılmış. Umarız Pars bugün 1 yaşında büyür ve bu helikopterle uçma şansına sahip olur. Benzer çıkartmalar uçağın diğer tarafında da yer almakta. En son Jandarma Genel Komutanlığı'nın Mi-17'sini görüyoruz. Mi-17'nin etrafında dönüyoruz. Mi-17'ler uzun yıllardır jandarma tarafından başarıyla kullanılıyor. Ve bu helikopterler jandarma arama kurtarma timlerinin atlayışlarında kullanılacak. Arka kapısı, rampası açılıyor. Helikopterler
malzeme taşımadan personel nakline, son dönemde orman yangınlarıyla mücadeleye kadar çok farklı görevleri başarıyla yerine getirmekte.